soru için satışın 16 kuralı kitabınızda bulunan müşteri ve bayi arasında geçen bir diyalog var. Bayi de müşterisini pek alttan almıyor. Gayet hani biraz ters gidiyor ve müşteri de kızıyor ve burada bir iletişim bozukluğu yaşanıyor. Evet, hocam evet. Şimdi burada satış bir ruh mudur? Hani buradaki kişinin kişiliği belki sabırsızdır. Hani bir insan herkes satış yapamaz mı? Satışçı olmak için yani bu özellikler sonradan kazanılabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkes satıcı olabilir. Bir sıkıntı yok onda. Hatta dün bir söyleşim vardı. Nasıl karizmatik olunur diye. Çok güzel bir akşam. Onda YouTube'da kanalımda. Bu arada benim Taner Özdeş Akademi diye bir YouTube kanalım var. Bütün benim bu söyleşilerim, bu dahil oraya koyuyoruz. Aklına bulunsun. Şimdi şöyle. Her insan satıcı olur ama her insan satış yapmanın gerekli şeyleri yapmak konusunda istekli olmak. Ne de mesela başarısız olmak, reddedilmek, gerektiğinde çok çalışmak, kendini sürekli geliştirmek, sürekli kitap okumak, eğitimlere katılmak, yeni insanlar tanışmak, yeni insanlar sohbet edebilmek gibi birçok şey var. Yani satışı eğer sen kendini öğrenebilirsen, öğrenmek istiyorsan olabilirsin. Ama en önemlisi İnsanın aç olması lazım. Aç. Yani bir şeye aç olman lazım. Yani ya başarıya aç olacaksın veya paraya aç olacaksın veya çok özel bir amacın olacak hayatta. Yani hedef ve amaçların olacak. Kendini geliştirmeyi öğrenme konusunda azimli olacaksın. Ve insanları seveceksin. Bakın yani çoğu insan diyor ki ya ben insanlardan sıkılıyorum. İnsanlar yanında geriliyorum. İnsanlar işte bana kötü davranıyor. İşte, eğer böyle insanlar hakkında bu kadar olumsuz düşünüyorsan biraz satıcı olman zor. Yani insanları olduğu gibi kabul edip insanları olumlu yönde bakıp ve insanlara her zaman için her tür insanı bizim kendi tavrımızla, tutumumuzla, davranışlarımızla onları bizim dönüştürebileceğimize inanman lazım. Tamam mı? Yani mesela söyleyelim. Sen muhtemel ilk başta bir sormuş, karizmayı ekleyeceğiz. Karizmayı YouTube'a eklenmemiş. 10 gün sonra eklenecek. 10 gün sonra. 10 gün sonra eklenecek. Siz üye olun, kanalıma abone olun. Gelirse mesajı. Şimdi insanlar yani şöyle söyleyeyim sana ya. İnsanı sevmek başka bir şey. Ne demek? İnsanı sevmek demek, insanları olduğu gibi kabullenmek lazım. Tamam mesela bazen mesela diyelim biz telefon satış yapıyoruz. En zor iş dünyada telefonu satıştır. Tamam. İşte kötü davrandı. Telefonda kötü davrandı sana. Tamam. Şimdi çoğu insan ağlar. Belki bütün gün çok kötü geçer. Ama bu şekilde düşünerekten satış yapamazsın. Şunu demen lazım. Adam belki bugün kötü bir gün geçirdi. Değil mi? Belki başı sıkıntıda. Herhangi bir şey olabilir. Tamam. O zaman şunu demen lazım esasında karşıdaki insana yani. Sanıyorum bugün çok kötü gününüz, yani kötü bir gününüz var veya bugün iyi hissetmiyorsunuz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Veya ben mesela bazen şöyle yapıyorum mesela ben insanlara. Mesela bakıyorum adamın enerjisi düşük. Tamam adam bırak bir şey satın almayı. Adam kendi taşıyamıyor bugün yani. Kendisi taşınamıyor. O kadar o gün kötü hissediyor kendini. Ben derim ki o adama şimdi. Değil mi? Ahmet diyelim mesela. Ahmet Bey derim. Siz bugün çok enerjik durmuyorsunuz veya bugün iyi bir gününüzde değilsiniz. Bence bugün boş verin. Gelirse sohbet edelim. Tamam. Diye gidip konuya girelim. Yani adam mümkün olduğu kadar orada motivasyon. Aynen. Yani bugün insanları bazen satmak yerine motive etmek zorunda kalabiliriz. Bazen mesela şu anda korona devrinde herkes bana soruyor ne yapacağız, ne yapacağız diyor. Ben diyorum ki insanlar arayın şu anda ama satış amaçlı aramayın. Satmak için aramayın. İnsanları insan gibi arayın. Yani insan açıp bir şeye ihtiyacın var mı mevcut müşterilere? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Gibi veya nasıl gidiyor? Evde yaşam nasıl gidiyor? Gibi sorarım. Yani burada yapmamız gereken şey bazen insan olmak, bazen sabırlı olmak, bazen de hiçbir şey yapmadan karşıma insana yardımcı olmak. O yüzden yani satışın içinde bu kadar zor şeyler var. Yani insanı anlamak zor. İnsan zannediyor ki hep satışta bir şey satacak. Yok öyle bir şey. Satış uzun vadeli bir şey. Yatırım. Bir insana yatırım yapıyorsun. Satış şöyle aslında bir şey. Satışta önemli olan satış yapmak değil. Satışta önemli olan dost kazanmaktır. Dost. Ne kadar çok dost biriktirirsen
İleride o kadar zengin olursun satışta. Konuşmamızın başında da olduğu gibi güven vermek. Yani o güveni verdikten sonra evet. O müşteriyi kaybetmeyiz zaten. Aynen aynen. Yani müşteriye şunu diyorsun, her zaman ben senin yanındayım. Yani satmak için değil, insan olarak yanındayım. Çok önemli bir şey bu. Tabii yani insanların tabii yani değil mi? Bu nedenlerle insanın bu kadar gelişmiş olmaması, kendini çok fazla sevmemesi, kendini çok geliştirmemesi ve farklı insanlarla nasıl baş edeceğini bilmesinden dolayı insanlar maalesef bu işi çok zor yapıyorlar. Yani bu iş çok keyif yapılması varken çoğu insan bu işte acı çekiyor. İşte hocam burada biraz benim düşüncem biraz da kişilik değil mi? Hani biraz kişiliğinde olması gerekmez mi o insanın, o samimiyeti, konuşkanlığı, hani sonradan kazanılamayabilir diye düşünüyorum aslında. Hani bazı hani ruhtan gelen, içten gelen bir şeydir, değil mi? Ya şimdi şöyle, yani öyle demek çok zor, çünkü dünyada çok içi dönük. Ondan mesela şu anda Eray beni dinliyor, aklına size inanmasını sağlamak desek diyor, doğru. İnanç çok önemli bir şey. Mesela Eray, örnek vereyim, adı önünde olduğu için. Eray mesela çekingen birisi, tamam. Satışta yakından uzaktan yok yani bakarsan. Az konuşuyor, çekingen. Ama çok iyi satıcı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bazı insanlar dinleyerek de çok başarılı. Yani bazen dinleme yeteneği konuşma yeteneğinden daha ikna edici olabilir. Çünkü yeryüzünde hiçbir insanı dinleyerekten olumsuz düşündüremezsiniz. Ama her insanı konuşaraktan kendinizden nefret ettirebilirsiniz. Evet. Ama dinleyerek kim sizden nefret etmez. Ama konuşursanız egonuz ortaya çıkar, hırsınız ortaya çıkar, karşıyı küçümseyebilirsiniz, yanlış sözler söyleyebilirsiniz, ırk, dil, cinsiyet konusunda hatalar yapabilirsiniz konuşurken. Tamam. Birçok, o yüzden konuşmak çok risklidir. Dinlemek her zaman güven taraflıdır. Yani desen ki yani ben satış yapmak istiyorum, öğrenmek istiyorum, ilk başta dinleme tarafında kalın. Satışı öğrene kadar dinleyerek öğrenin satışı. Sonra konuşmaya başlayın. Yani bu ilk başta dinleyerek satıcılık yapın bence. Çünkü çoğu zaman dinleyerekten zaten karşılık insanı ikna edebilirsiniz. Yönlendirerekten sorularınızla. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Hocam, ikna etmek bir yetenek işi mi sizce? Şimdi ikna etmek bir yetenek. Dünyada ispatlanmış, sana anlatayım burada. Dünyada ispatlanmış bilimsel çalışmalar var. Yani ikna bilimseldir. Yani iknayı bilmezsen nasıl yapacağını yapamazsın. Bunun içinde çünkü çok ciddi var. Ne de mesela sana söyleyeyim. En önemlisini, bir, karşıdaki insana önce vermek. Karşıdaki insana önce iyilik yapmak. Yani kendi öncelikle karşımdaki insana bir şeyler, mesela bilginizi vermek, tavsiye vermek, iyilik yapmak. Tamam. Yani ilk önce vermek. Yani bir sizi önce evinize yemeğe çağırdın. Arkadaşına bir tane hediye aldın. Arkadaşını kötü anında yardım ettin. Karşılıksız. Buna vermek diyoruz. Tamam. Birinci ikna süreci bu. Ne kadar çok verirsen o kadar ikna artar. İkincisi insanlarla benzer nokta, dediğin gibi senin de. İnsanları kendi sevdirmek. Nasıl sevdiriyoruz? Takdir ederek. Diyorsun ki mesela, ya ne kadar güzelsin bugün diyorsun mesela. Ne kadar rujun ne kadar yakışmış, veya kıyafetin, saçların ne kadar güzel. Yani veya bugün enerji çok iyi. Yani karşımızdaki insana kompliman yaparak, ortak nokta bularak yapabiliyorsun. Üçüncüsü ispat. Yani çoğu yani pazar payı, marka satmak. Yani insanlar daha çok kararsız kaldığı noktalarda daha çok diğer insanların yaptığına bakıp karar verirler. İnsanlar hata yapmaktan korktukları için çoğu zaman kararsız kaldığım zaman neye bakarız? Çoğunluğa bakarız. Evet. O yüzden de insanları ikna edemiyorsak o zaman ye insanlara bilimsel rakam vereceğiz. Bakın diyeceğiz, şu kadar şu kadar insan bunu alıyor. İşte şu kadar şu kadar pazar payımız var. Şu insanlar bu ürünü kullanıyor gibi. Başka insanları göstermek suretiyle insanları ikna etmeniz lazım. Dördüncü şey güç, statü. Yani mesela ben insanları rahat ikna edebiliyorum. Niye? Genel müdürüm ben. Kitap yazarıyım. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Yani siz kendi niteliklerinizi insanlara anlatırsanız, uzmanlığınızı, eğitim kariyerinizi, yazmış olduğunuz makaleleri,
Ondan sonra yapmış olduğunuz işteki kaç yıldır bu işi yaptınız? Yani insanlara otorite olduğunu, yani doktorlara niye güvenilir doktor? Doktora biz, doktorlara avukatları değil mi? Hiç sorgulamayız. Direkt onların söylediklerini kabul İşte o. ederiz. Ha, bunun arkasında işte bu güven geliyor. O yüzden de yapmamız gereken şey her zaman için uzmansak veya bir konuda bilgiliysek bunu satmamız lazım. Beşincisi tutarlılık. Yani karşımızdaki insana ikna etmem. Yani diyorsun ya ben en çok nasıl ikna ediyorum insanları? Şöyle ikna ediyorum. Diyorum ki çocuğunuzu seviyor musunuz diyorum. Çok seviyorum diyor. Ne kadar çok seviyorsunuz diyorum. Çok seviyorum diyor. Peki çocuğunuza iyilik yaparken sizin için para önemli mi diyorum. Yok yok diyor. Çocuğum olunca benim için paranın hiç önemi yok diyorum. Ondan sonra diyorum kadına tamam diyorum o zaman. Şimdi ben size hayat sigortası satacağım diyorum. Hayat sigortası. Çünkü hayat sigortası sattığın zaman sen karşındaki insan yani hiç faydası yoktur. Kime faydası vardır? Öldüğü zaman çocuklara faydası vardır. Tamam. O yüzden kadın diyor ki o zaman ya benim hayat sigortası ihtiyacım yok ama diyorum ki o zaman biraz önce çocuğunuzun ne kadar önemli olduğunu bana söylediğiniz diyorum. Anlıyor musun? Yani ilk başta kişiyi tutarlılık tuzağına düşürüyorum. İnsanın yani değerlerini ortaya çıkarıyorum. Sonra sattığım şeyin onun değerleri ölçüsünü anlatıyorum. Eğer buna karşı gelirse dönüp diyorum ki mesela şu olabilir mesela. Sen gittin mesela diyorum ki bakın diyorum hanımefendi ben çok iyi bir firmadan geliyorum. Tamam ben çok iyi bir satıcıyım. Fakat şöyle bir sorunum var. Benim sattığım ürünler en iyi olduğu için benim ürünlerim diğer ürünlere göre daha pahalıdır diyorum. Sizin için benim ürünlerim daha pahalı olması sizin açınızdan sakıncalı bir durum mu diyorum. O da diyor ki yok Taner Bey diyor benim için para değil benim için kalite önemlidir diyor. Sonra ben kadına fiyatı söylüyorum. Kadın bana bir daha fiyat pahalı diyemez. Çünkü onu yakaladım tutarlılık prensibi. Ona paranın önemlisi olduğunu, kalitenin önemli olduğunu kabul ettim. Sattım fikri. O yüzden şimdi bana itirazda bulunamaz. Evet. En sonda çok önemli bir prensip bir şey ne kadar azsa o kadar değerlidir. Azlık prensibi. Diyorum ki Mehmet Bey diyorum bu anlattığım ürünün çok güzel bir promosyonu var. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bu promosyon yarın bitiyor. Ve Hemen. adamın tek evet. Bu da insanlardaki en önemli korkuyu ortaya çıkarıyor. Nedir insanların en büyük korku? Kazanmadan daha fazla. Kazanmadan 2,5 kat daha fazla bir korku var içimizde. Kaybetme korkusu. Kaybetme korkusu. Mesela sen diyorsun ki Ahmet Bey diyorsun bu ürünü sizin sektördeki en büyük rakibiniz Mehmet Bey kullanıyor. Çok da mutlu. Hatta kullandığından beri o kadar çok başarılı olduk diyorsun. Adam hemen kıskançtan alıyor mesela. Kaybetme korkusu. Yani karşı insanın biraz dürtülerine yenik düşüyor. Evet bu prensipleri bilmen lazım. Yani iknanın içinde prensipler var, teknikler var. Oturup bir insan ben hani çok akıllıyım, ikna edeyim yapamaz öyle bir şey. Bunları bilmeden insanın ikna etmesi tamamen şansıdır. Ha bunu öğrenebilir mi insan? Tecrübeyle öğrenebilir. 30 yılın alır. Ben bunu 3 dakikada anlatıyorum. Evet. Hocam ben aynı zamanda bir sigorta ofisinde çalışıyorum. Güzel. Çalıştığım yerde mesela sigorta yenilemeleri geldiği zaman hani tarihleri geçmeden arıyorum. Fiyatı beğenmeyenim mesela şey diyorum. Yarın yenilemeniz doluyor. Eğer yarından sonra geciktirirseniz hani fiyatta artış olacak. Bu Tamam. sefer hani daha şey yapabiliyorlar. Bu korku uyanıp o an hadi Hayır kestireyim hani ama bir şimdi daha bu yenilemeyeni bilirim başka yerde diyeyim. şimdi bazı insan da bu getirebilir. O yüzden karşımızdaki insanı iyi tanımak lazım. Yani bu metotların kimde hangisinin çalışacağını senin tecrüben belirliyor. Yani veya da içgüdülerin belirliyor. O yüzden yani bunu ben sana anlatıyorum ama şimdi birisi sormuş özgün olmak mı? Tabii özgün olmak demek şu demek. Sen bu prensipleri bilirsin ama ezberlemezsin. Sadece bilirsin. Mesela Evet. bana diyorlar ki ben beden dili eğitmenim. Ben beden dili eğitmenim. Yani ben beden dilinden senin şu anda seni okuyabiliyorum. Senin düşüncelerini okuyabiliyorum. Senin duygularını okuyabiliyorum. Senin ruhunu okuyabiliyorum. Diyorlar yorulmuyor musunuz? Bu kadar şey biliyorsunuz. İnsanlar sürekli iletişim içindesiniz. Bu kadar şey biliyorsunuz. Sizi rahatsız etmiyor. Yok diyorum ben bunu kullanmıyorum ki. Bunlara ihtiyaç duyduğum zaman kullanıyorum. Yani bunlar joker gibi. Ben bunların hepsini kullanma ihtiyacı duymuyorum. Ama ne zaman başım sıkışıyor?
O zaman çıkarıyorum çantamdan. Bunları bu öğrettiklerimi kullanıyorum. Ama normal hayatta bunlara çok az ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bunların hepsini o kadar doğal yapıyorum ki bunları içselleştirdiğim için diğer insanlar gibi ezberlemek zorunda kalmıyorum. Fakat bunu özgün olmak istiyorsanız, yani bunları ezberlemek istemiyorsanız bunun tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Bilmek ister misin ne olduğunu? Evet hocam. Pratik yapmak. Pratik. Pratik. Binlerce kere pratik yapacaksın. O kadar pratik yapacaksın ki bilinçaltın bunu doğalmış gibi anlayacak. Yani aksi takdirde bu yaptıkların içselleşmediği zaman karşı insan senin bir amatör satıcı olduğunu anlar. Ama sen bunu içselleştirirsen araba kullanmak gibi, yemek yapmak gibi, otomatik yaptığımız her şey gibi doğal yaparsın. Ama ilk başta doğal yapamayacaksın. Tamam. Sana başka şey anlatayım mesela. Ben Infonet'e genel müdür olduğum zaman hayatta hiç teknoloji satmadım ben. Tamam. Hiç satmadım. Bilmiyorum da. Ya nasıl satılır bilmiyorum. 34-35 yaşındayım. Genel müdür oldum. Ofise gittim. Hiç bilmiyorum yani. Sattım hiç bilmiyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Dedim ki çocuklara, yanı çalışanlara, düşün yani ben genel müdürüm, yanı çalışanlara dedim ki bana dedim bunu öğretin. Öğrenmem lazım. Hiç bilmiyorum. Nasıl satış yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Sonra onlara öğretirken not aldım. Kağıda yazdım. Müşteriye giderken avucumun içine saklıyordum. Hep bakardım. Bakıp ezberlemeydim için ilk başta. Onlara bakıp konuşuyordum. Yani bakıp göz ucuyla konuşacaktım. Oradan kopya çekerdim yani. Elim içine kağıt saklardım. Oradan kopya çekerdim. Ama bunu 20 gün, 30 gün sonra kopya çekmeme gerek kalmıyor. Otomatik yapıyorsun. Ama 20-30 gün kopya Sürekli çekmen lazım. evet. Evet, unutursun, unutursun. O yüzden de yapman gereken ilk önce çok pratik yapmak. Bunu evde de yap. Aynı önünde yap. Artık eskiden böyle teknoloji yoktu. Eskiden cep telefonu yoktu ki. Şimdi sen bunu yap, video çek, kendine bak. Eskiden bizim zamanımızda yoktu ki böyle bir şey yani. Şimdi sizin şansınız var. Al bunları sen. Karşına birisi varmış gibi role play yap. Video çek. Kendine bak. Ta ki kendini iyi bir seviyeye gelene kadar devam et. Bizim zamanımızda böyle şanslar yok. Sizin şansınız var. Evet. Hocam Emre Polat demiş ki diplomanın iknada faydası olur mu?